Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. O kadar hızlı konuştum ki çünkü sizi çok özledim. Sonunda tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorum çok ara verdik. Yine hayatımdaki sorunlar, mental düşüklükler falan filan. Yani anlat anlat bitmez. Böyle triplere giriyorum salak salak. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Ama her neyse tekrardan buluştuk. En önemli olan şey de bu. Şimdi size iki şey söyleyeceğim. Bana ulaşmak isteyenler arkadaşlar Instagram adresime DM atabilir. Ben bütün DM'lerime cevap veriyorum. Bana ulaşmak istiyorsanız her konuda ulaşabilirsiniz. Bana DM atmanız yeterli. Bu birincisi. İkincisi ise arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun bir süre sonra tekrardan comeback yaptık. Eğer bu videoyu şu an izliyorsanız ve beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Umarım gününüz çok güzel geçer. Şimdi dilerseniz arkadaşlar gününüzü daha güzelleştirmek için videomuza başlayalım. İlk konumuz FIFA 21'in çıkış tarihi arkadaşlar. Koronavirüsü veya dünyadaki global sıkıntılar FIFA 21'in çıkış tarihini etkilemeyecek arkadaşlar. FIFA 21-25 Eylül'de satışa sunulacak. Yani bütün dünyada 25 Eylül için bu oyunu alabileceksiniz. EA Sports arkadaşlar benim beklentilerimin çok dışında bir hareket gösterdi. Eğer ki PlayStation 4 ve Xbox platformunda FIFA 21'i alırsanız ve daha sonra PlayStation 5 veya Xbox'ın yeni modeli çıktığı zaman onu da alırsanız içinden çıkan kod sayesinde yeni jenerasyon konsolunuza da FIFA'ya bir daha para vermeden indirip oynayabileceksiniz. Bu PlayStation 4 çıktığı zaman yani 3'ten 4'e geçildiği zaman EA Sports'un sunmadığı bir özellikti arkadaşlar. PlayStation 5'te buna ders alıp tekrardan böyle güzel bir sisteme geçmeleri çok tatlı. Ne bu nasıl oluyor dersiniz? Şöyle özetleyeyim. Siz diyelim ki arkadaşlar Eylül ayında PlayStation 4 konsolunuza FIFA 21 aldınız. Daha sonra Aralık ayında PlayStation 5 çıktı onu aldınız ve FIFA 21 oynamak istiyorsunuz. Hemen PlayStation 4 için almış olduğunuz FIFA 21'in içine girip onun içine bir tane kod oluyor arkadaşlar. Bu kodu PlayStation 5'inize girdikten sonra FIFA 21'in PlayStation 5'e olan özel versiyonu indirebileceksiniz. Yani kısacası hem yeni jenerasyon konsol alacaksanız hem de FIFA 21 alacaksanız beklemenize gerek kalmadı diyebiliriz. İkinci konumuz arkadaşlar EA Sports sonunda Frostbite Game Engine yani Frostbite oyun motorunu kullanmayı bıraktı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Frostbite oyun motoruna geçtikten sonra oyunda fixleyemedikleri bir sürü hata alıyordu. Bu hataların en başında da kick-off glitch geliyordu arkadaşlar. Oyun motoru ne derseniz arkadaşlar size şöyle özetleyebilirim. Siz her oyun oynadığınız zaman farklı bir şey hissediyorsunuz. Örnek veriyorum GTA oynadığınız zaman FIFA oynadığınız zaman farklı bir şey hissediyorsunuz. Çünkü adamların kurmuş olduğu dünya farklı. Dünyadan kastım ne biliyor musunuz? Mesela bazı oyunlarda uçabiliyorsunuz. Bu oyunlarda yer çekimi yok. Misal. Ama FIFA'da mesela yer çekimi var. Yani aslında oyun motoruyla dünya aynı şey. Oyun motoru demek yeni bir dünya, yeni bir kurallar, yeni bir hayat kuralları biçmek demek oluyor. Ve maalesef de Frostbite oyun motoru, oyun engine'i buna uygun değildi arkadaşlar. Yani FIFA ile Frostbite hiçbir türlü uymuyordu. Çünkü oyundaki animasyon bugları olsun, koşulardaki sıkıntılar olsun, özellikle kick-off glitch'te veya free kick'lerde oyuncuların ivme almadaki sorunları olsun, bunlar tamamen oyun motorundan kaynaklanıyordu. Şu anda da arkadaşlar ekranda görüyorsunuz bakın PlayStation 3'teki FIFA 14 ve PlayStation 4'teki FIFA 14 arasındaki farklar o kadar bariz ki yani oyun motorunun etkisi gerçekten çok fazla arkadaşlar. Frostbite hiçbir şekilde zaten uyumsuzdu. Hiçbir futbol oyununa ya da hiçbir spor oyununa uymayacak bir oyun motoru bence Frostbite. Ve EA Sports sonunda yeni bir karar alıp FIFA 21'de yeni jenerasyonlarda, ben yeni jenerasyonları diyebiliyorum. Acaba eski jenerasyonlarda da olacak mı? O konuda bir bilgim yok ama yeni oyun motoruna sonunda geçiyor arkadaşlar. Bu senelerde yapılması gereken bir şeydi. Hepimizin beklediği bir şeydi ve bu artık yaşanacak. Bu neyi getirecek? Hani biz diyoruz ya FIFA 18-19'da aynı, 19-20 ile aynı diyoruz ya. İşte oyun motoru değişince artık FIFA 21-20 ile aynı olmayacak. Çünkü oyun tamamen başka bir dünya üzerine kurulmuş olacak. Size şöyle bir örnek verebilirim arkadaşlar. Şu an dünyada yer çekim var değil mi? Yer çekimi bizi yere doğru çekiyor. Şimdi bu yeni bir oyun motoruna biz şu an yeni bir dünyada olsak ve bu yeni dünyada yer çekimi olmasa ne kadar farklı hissedersiniz? İşte tamamen böyle bir duygu olacak. Yeni animasyonlar, yeni ivme, yeni hızlanma, yani kısacası her şey yeni olacak arkadaşlar ve bu da gerçekten bize yeni bir oyun deneyimi katacak. Dolayısıyla FIFA 21'de oyun motoru değişti ve artık önümüze çıkan oyun ne 18 ne 19 ne de 20'ye benzer bir şey olacak. Tamamen farklı mekaniklere sahip, yeni animasyonlara sahip güzel bir oyun olacağını umuyorum. Üçüncü konumuz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar oyundaki spikerlerden ve spikerlerin sürekli söylemiş olduğu klişe laflardan herkes şikayetçiydi. Ve EA Sports bu konuda bir adım atarak FIFA 21 için yeni spiker konuşmaları ve yeni eklentiler getiriyor arkadaşlar. Bilmiş olduğunuz gibi özellikle pro player'lar bunları sürekli yayınlarında söylüyordu. Artık spikerlerin tek düzeleşmiş, klişeleşmiş laflarından sıkıldıkları için yayınlarını genelde kapatıyorlardı. EA Sports arkadaşlar bunun önüne geçmek için FIFA 21'de yepyeni bir
arayüz getirecek ve bu arayüz sayesinde, bu eklentiler sayesinde artık spikerler daha farklı şeyler söylemeye başlayacaklar ve bu da inşallah ilgimizi çeker. Ben yine kullanmayı düşünmüyorum ama özellikle kariyer modu oynuyorsanız, tek başınıza single player bir şey oynuyorsanız bunu dinlemek tabii ki hepinizin hakkı ve FIFA 21'de de bu konuda geliştirmeler olacak. Onun için şu anda hala Türkçe spikerle ilgili bir gelişme yok. Ben olacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Ne Türkçe spiker bekleyin ne de Türk stadyumlarını gelip scan edip güzel bir şey olmasını beklemeyin. Bunun sebeplerini zaten bir önceki videomda açıklamıştım. Buna zaten yaz boyunca tekrardan neden gelmeyeceğini konuşacağız ama şu anda ne Türk ikon, ne Türkçe spiker, ne de yine Türk stadyumu beklemeyin. Bir diğer konu ise arkadaşlar FIFA kariyer modu. Biliyorsunuz ki bu sene Football Manager bir etkinlik yapmıştı ve bu karantina döneminde bizim oyunumuzu ücretsiz alın 2 hafta oynayın demişti. Bu süre zarfında FIFA oynayan ya da PES oynayan ve bu oyunlarda kariyer modu oynayan insanlar Football Manager oynamaya başladı ve Football Manager oynadıktan sonra FIFA ve PES'in gerçekten de bu konuda ne kadar eksik olduğunu bir kez daha görmüş oldular arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde, hatta geçtiğimiz haftalarda FIFA'nın arkadaşlar, yani kısacası EA Sports'un Ultimate Team modundan gelen gelirlerini gösteren bir tablo vardı. FIFA 15'te 500 milyon dolarken FIFA 20'de 1,5 milyon dolara kadar çıkan bir fiyattan bahsediyoruz ve EA Sports tabii ki de arkadaşlar her firma olduğu gibi para kazandığı moddan yürüyecektir. Dolayısıyla FIFA 21'de kariyer modu adına hiçbir yenilik beklemeyin. FIFA 20 kariyer modu oynayacaksınız ise ben şöyle bir öneri yapabilirim. Arkadaşlar bilgisayarda, yani bilgisayar oynayanlarınız varsa, bilgisayar FIFA oynayanlarınız varsa buna özel modlar yapan insanlar var. Buna özel yapmış oldukları modlarda daha gerçekçi bir transfer piyasası, daha gerçekçi bir oyuncu ilerlemesi, daha gerçekçi oyuncu üzeri gibi oyuna yamalar indirebiliyorsunuz. Ve bu yamaları indirmiş olduğunuz zaman oyununuz cidden FM'ye yakın bir hal alıyor. Çünkü transfer piyasası daha canlı oluyor, oyuncuların yüzleri, formalar, eklentiler, yani birçok şeyi buna mod yaparak, yama yaparak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla gerçekten sadece FIFA'yı kariyer oynamak için alıyorsanız arkadaşlar bilgisayarı alıp mod kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü maalesef EA Sports bu moddan para kazanmadığı için, hiçbir getirisi olmadığı için bu moda bir yatırım yapmayacaktır arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde değişmeyecektir. Bundan dolayı benim size yani en güzel önerim, bu oyunu, FIFA'yı eğer kariyer oynayacaksanız bilgisayar alıp bilgisayardaki bu yamaları kurmaktır arkadaşlar. Çünkü oyuna ikonları ekleyebiliyorsunuz, yeni oyuncu yüzleri ekleyebiliyorsunuz, yeni takımları ekleyebiliyorsunuz, oyunda olmayan ligleri ekleyebiliyorsunuz. Daha güncel, daha gerçekçi transfer piyasası, antrenman, oyuncu gelişmeleri, yani kısacası hani diyorsunuz ya keşke FIFA'da kariyer modu şu olsa dediğiniz her şeyi aslında oyuna yama olarak koyup oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden oyunu bilgisayarda oynamanızı tavsiye ederim eğer kariyer modu oynuyorsanız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle ufak ufak bilgiler verdim. Bunlar açığa çıkan bilgilerin bazıları. Daha çok fazla bilgi var. Bunları da size teker teker yayacağım. Sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar. Birincisi, eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. İkincisi de biliyorsunuz ben çalıştığım için böyle mental olarak düşüyorum. Böyle video atasın falan gelmiyor. Beni böyle darlayın arkadaşlar. Yorumlara yazın ki Oğuz video atmazsan adam değilsin. İşte bu hafta 2 video atmazsan adam değilsin falan. Böyle beni gazlayın arkadaşlar. Ben böyle gazla çalışan bir insanım. Eğer bana bu şekilde güzel yorumlar yaparsanız çok sevinirim. Tekrardan hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız, iyi ki benim kardeşimsiniz hepiniz. Videomuz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.